Herkese selam. Gençler yeniden merhaba. Yeni bir konuyla soru çözüm videosuyla yine birlikteyiz. Fizik bilimine girişle ilgili sorular çözeceğiz bugün. Daha önce bunun videosu çekmiştim ve kanalda bu mevcut. Önce oradaki konuyu güzelce bir izleyip ondan sonra gelip buradaki soruları birlikte çözersek çok daha faydalı olacaktır. TYT için oldukça önemli bir konu. Aynı zamanda 9. sınıf arkadaşlarımız için de yazılılarına yönelik bir çalışma olması dileğiyle hemen sorularımıza başlayalım. Bu arada açıklamalar kısmında pdf'si de var. İsteyen arkadaşlar oradan çıktı alabilir. Hem dolu pdf'si hem de boş pdf'sini oraya koyacağım. Hangisi işinize geliyorsa onu alıp kullanabilirsiniz. Peki birinci soruyla başlayalım. Şimdi burada fiziksel nicelik ve birim eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır diye soruyor. Şimdi birimleri hatırlayalım. Şimdi sıcaklığın birimi Kelvin. Yalnız biz bunu Celsius ile bazen karıştırıyorduk gençler. Celsius günlük hayatta kullandığımız bir birimdir ama SI biriminde bir sıcaklığı Kelvin'le ifade ediyoruz dolayısıyla bu doğrudur. Ağırlık ağırlığı Newton'la ifade ediyoruz. Dolayısıyla kilogram değil, kilogram kütlenin birimidir. Akım şiddeti birim zamandaki yük geçişiydi. E bu da amperdi. Bu da doğrudur. E zamanı zaten saniye olarak alacağız. Madde miktarı da hatırlarsanız mol idi. E dolayısıyla ağırlık burada yanlış oluyor. Newton olmalıydı. Bu eşleştirmelerden hangileri doğrudur? Şimdi hatırlayalım. Uzunluk Temel mi, türetilmiş mi? Bunları şöyle e, aklımızda kalması için bir şifre vermiştik. E, kısa muz. Hem de şöyle küçük küçük konu tekrarları yapmış olalım. Kısa muz gençler bunlar temel büyüklük. Bakın bunlar hepsi temel. Ve aradığınız bir büyüklük eğer bunların içerisinde yoksa mutlaka türetilmiştir. Neydi bunlar? İşte kütle, ışık miktarı, işte burada sıcaklık ve işte bu akım, madde miktarı, uzunluk ve zaman. Bunlar varsa bunlar türetilmiş. Bunların dışındaki her şey türetilmiştir. Bunlar temel. Bunların dışındakiler türetilmiş. Uzunluk bakın burada var. İşte şurada uzunluk o zaman temel büyüklüktür. Doğru. İvme bunların arasında olmadığı için türetilmiş büyüklüktür. E, bu da doğru. Ağırlık yine burada yok. Kütleyle karıştırmayın. Kütle temeldir ama ağırlık türetilmiştir. E, bu ağırlığa temel demiş. Dikkat edin. Yanlış. Madde miktarı. Madde miktarı bakın burada. Hemen şurada. Hatta birimde mol. E türetilmiş büyüklük müdür? Hayır, temellerin arasında olduğu için e, bu da yanlış olacaktır. 1 ve 2 cevabımız olacak. Günümüzde yaygın olarak kullanılan bazı e, ne diyor hızlı trenlerde, pardon, hızlı trenlerde sürtünme azaltılarak yüksek hızlara ulaşılır. Bunun için elektromıknatıslar kullanılır. Buna göre hızlı trenler hangi bilim dalı ve alt dalının çalışma alanına girer? Şimdi buradaki kelime şurada elektromıknatıs bizi hemen kurtarıyor. Elektromıknatıs gördüğümüz zaman aklımıza elektrik manyetizma gelecek. E o da zaten fiziğin alt dalı. O zaman diyeceğiz ki fizik ve manyetizma ile ilgilenen bir alt dal. Buna sadece manyetizma da denebilir, bir de elektrik manyetizma da kullanılabilir. İkisi de aynı şey. Diğerlerinin bu konuyla bir ilgisi yok. Evet, fiziğin alt bilim dalları ve bu bilim dallarının incelediği konularla ilgili olarak aşağıdaki yaşlaştırmalardan hangisi yanlıştır? Şimdi mekanik dediğimizde e, hareket dinamik, statik gibi kuvvet bunların etkileri gibi konuları inceliyordu. Dolayısıyla bu ifade doğrudur. Katı hal fiziği özellikle yoğun haldeki maddelerin işte esneklik, iletkenlik gibi özelliklerini araştırıyordu. Ee, bu da doğrudur. Nükleer fizik, şimdi çekirdekle meydana gelen olaylar. Orada bir takım e, bir fizyon, fisyon gibi tepkimeler meydana geliyor ve bunların her birinde bir ışıma açığa çıkıyor gençler. İşte alfa ışıması, beta ışıması, gama ışıması gibi e, bu alanlarla çalışma yaptığı için bu da doğrudur. Atom fiziği dediğimizde de zaten atomun yapısıyla ilgili. Bunun ikisinin arasındaki fark şöyle. Nükleer fizikte daha çok çekirdek esastır. Atom fiziği ise atomun tamamına e, hakim bir alandır. O yüzden atom fiziği atomla ilgili çalışmalar yapar. Fakat optik, optik ışık, ışığın yapısı, ışığın etkileri, işte yansımalar, kırılmalar, girişimler gibi bütün özellikleri inceleyen bir e, bilim alt dalı ısıyla falan ilgilenmiyor. Isıyla ilgilenen fizik alt termodinamik olmalıydı. Dolayısıyla burada bir yanlışlık olmuş. Evet, bu aşağıdakilerden hangisi hem türetilmiş hem de vektörel büyüklük? Şimdi bunun için şöyle yapalım. Tek tek hepsini inceleyelim. Bakın. Enerji. Şimdi enerjinin formülü hem de böyle bir ufak ufak bilgiler de yüklemiş olalım. Bakın türetilmiş. Yani enerjiyi bulmak için kütleyi ve hızın karesini alıp çarpıyorsunuz. Yani birkaç tane ifadenin işte çarpılması, bölünmesi gibi şeylerle bulunduğu için buna ne diyoruz? Türetilmiş. Yani ben bu enerjiyi türetmişim. O zaman bu türetilmiş bir büyüklük. Fakat herhangi bir yönü olmadığı için buna da skaler büyüklük diyoruz. Yani ne demek skaler? Herhangi bir yöne ihtiyaç yok. E yani 20 Jül dediğiniz zaman 30 Jül dediğiniz zaman bu yeterlidir. Yani bunu herhangi bir doğu yönde batı yönde demenize gerek yok. Çünkü yönsüz bir büyüklük. Basınç. Basınç biraz ee şöyle. Formülünü önce bir yazalım. Sonra orada bir sıkıntı var. Onu bir görelim. Bakın basıncı formülü kuvvet böyle yüzey alanı. Türetilmiş mi? Türetilmiş. Nasıl anlıyoruz? İşte iki tane ifadeyi bölmüşüm, bunu bulmuşum. Kesinlikle bu türetilmiş. Peki yönlü mü? Bakın. Bir sürü kitapta e, basıncı anlatan konu anlatım bölümlerinde hemen şöyle işte birim yüzeyi etkeden dik kuvvet falan deriz, değil mi? Şuna kuvvet deriz, şurası yüzey alanı ve böyle yazılır. Öğrencinin de aklında şu şekil kalınca hani bunun bir yönü varmış gibi kalır aklında. Fakat bu kuvvetin yönüdür. Basınç yönsüz bir büyüklüktür gençler buna lütfen dikkat edelim. Çünkü basınç bütün etki ettiği tüm yüzeye e, ne diyelim? ait olan bir veri olduğu için yani böyle sadece tek bir yöne değildir. Dolayısıyla onu yönlü büyüklük olarak alamıyoruz. Skaler büyüklüktür. Buna lütfen biraz dikkat edelim. Hatta şöyle bir tehlike anlamında, dikkat anlamında soru işaretini koyalım. Yani belirsizlikten dolayı değil. E, dikkat edin anlamında. Yani basınç e, şekillerde görüldüğü gibi böyle yönlü bir büyüklük değil. Bu kuvvetin yönüdür. Basıncı yönü değil. Basınç yönsüzdür. Ee, geldik kuvvete. Ya i̇şte kuvvet bakın söyledik burada. Kuvvet zaten yönü büyüklük. Ne yapıyorduk kuvvette hatırlarsanız? Şöyle bir, bir şekil gösteriyorduk. İşte burası uygulama noktası diyorduk. Burası onun büyüklüğüydü. Bu da onun yönünü gösteriyordu bize. Yani şuradaki olay bize onun yönlü olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla ee, nedir? Yönlü büyüklük. Yani vektörel. Peki. Türetilmiş mi? Bakalım. Kuvvetin formülü de F eşittir. M çarpı A'ydı. Ya buradan düşüneceksiniz. Yani Kütle ile ivmeyi çarparak bulmuşum. Demek türetmişim. Veya nereden bulacağız bunları? Kısamızı hatırlayacağız. Kısamız. Heh, kısamız temel büyüklüklerdi. İçerisinde kuvvet diye bir şey var mı? Yok. Dolayısıyla o zaman türetilmiştir diyoruz. Öz kütleye gelince öz kütlenin de formülü m bölü ve bakın iki tane ifadeyle türetmişim onu da. Tamam. Türetilmiş ve herhangi bir yönü yok. O yüzden skaler. Hacim. Hacim bulmak için de gençler 3 tane boyut çarpılır. Yani A çarpı B çarpı C dersiniz. Yani ilk 3 tane uzunluğu çarpmışsınız. Evet uzunluk kendisi temeldir ama siz 3 uzunlukla başka bir şey türettiğiniz için artık bu temel olmuyor. Türetilmiş büyüklüktür ve herhangi bir yönü de olmadığı için sıkılar olur. Evet bilim için yargılarından hangileri söylenebilir? Şimdi sınanabilir ve sorgulanabilir olmalı. Evet yani sınanmak denenmek anlamına geliyor. Denenebilmeli. Zaten bilim deneye deneye buluyoruz. E, deneyebilmeye imkan vermeli. Sorgulanabilir olmalı. Her şey öyle olduğu gibi kabullenilmemeli. Bilimde bu esastır. Gözlemlere açık olmalıdır. Evet ve delillere dayandırılmalı. Bu da önemli bir şey. Yani böyle kafadan uydurma şeylerle değil. Delille olmalı. Yani bir takım burada gözle görülür. E, bir takım ne diyelim delil olması gerekiyor ve gözlemleri de açık olmalı. Her zaman mutlak doğru olmalı böyle bir şey yok. Yani bu doğruyu ararız bilimde doğruyu aramaya çalışırız ama her şey her zaman mutlak doğru gözüyle bakmayız. O yüzden de sorgulanabilirdir diyoruz zaten yani sorgulanabilir bir şey mutlak doğru olamaz. Dolayısıyla 1 ve 2. Evet aşağıdakilerin hangisi fiziğin alt dallarından biri değildir. Şimdi fiziğin alt dalları kamyonet bunu ifade etmiştik. Son anlatımızda da var. Yine şöyle bir yazalım. Kamyonet. İşte katı al fiziği, atom fiziği, burası işte mekanik, yüksek enerji ve plazma fiziği, optik, nükleer fizik, elektrik, manyetizma ve burada da termodinamiği. Şimdi burada ne var? Optik var burada. Mekanik burada bakın. Termodinamik o da burada. E, manyetizma, elektrik manyetizma geçtiği için o da burada. Bakın, astronomi bu A ile karıştırmayın. Buradaki atom fiziğidir. Dolayısıyla astronomi diye bir fizik alt dalı yoktur. Yukarıda verilen fiziksel nicelik ve bu niceliği ölçen ölçme aleti eşleştirmelerinde hangileri doğrudur? Gençler kütleyi eşit kolu teraziyle evet ölçüyoruz. Doğrudur. Akım şiddetini ampermetre ile ölçüyoruz. Dolayısıyla buradaki ifade yanlış olur. Bakın bu doğruydu. Bu yanlış. Akım şiddeti fotometre değil. Bu ışık. Işığı ölçüyor. Ee, potansiyel farkı voltmetre ölçüyoruz. Doğrudur akım şiddeti nasıl amper metre ile ölçüyorsak potansiyel farkı da volt ile ölçüyoruz. Ağırlığı termometre ile değil ağırlığı dinamometre ile ölçüyoruz. Termometre ile ölçülüyor? Termometre ile sıcaklık ölçülüyor. Dolayısıyla bu ifade de yanlış. Doğruları arıyoruz. 1 ve 3. Pardon. 1 ve 3. Evet yine benzer bir eşleştirme sorusu. Fakat bu sefer skaler ve vektörel olarak bunları eşleştireceğiz. Peki bakalım. Şimdi skaler yani yönsüz. Sıcaklığın Gençler yönü olmaz. Kuvvetin yönü var. O zaman vektörele gidecek. Zaman yönsüz bir büyüklük. Skalar büyüklük. Hızın tabii ki bir yönü var. Vektörel bir büyüklük. Bunları bu şekilde sıralarsam galiba ne oluyor. Evet. Yukarıda verilenlerden hangileri fizik bilimi için doğrudur? Madde ile enerji arasındaki olayları inceler. E zaten tanımında da bu geçiyordu. Fizik neydi? Madde onların arasındaki enerji ilişkilerini inceleyen bir bilim dalıydı. Doğada gerçekleşen olaylarla ilgili açıklamalar yapar. Evet, yani bunları anlayacağımız şekilde uygun ifadelerle bize mantıklı ve gerekçeli bilgiler sunarak doğada gerçekleşen bütün olayları açıklamaya çalışır. Uygulamalı bir bilimdir. Evet, yani denenebilir. Böyle bir bilim dalıdır. Hepsi de doğru olur. Nitel bir gözlemle ilgili. Şimdi nitel ve nicel gözlem hatırlayalım. Bunlar nasıl ifade ediliyordu. Bakın nitel ve nicel şöyle yazalım. Bakın şuradaki T'den ve şuradaki C'den aklınıza şöyle bir şey gelsin. Nitel dediğimizde yani daha çok böyle tahmin, yani tahminlerle yaptığımız şeyler. Nicel dediğimizde de hani şu C'den aklınıza gelsin. Ölçüm yapmak için böyle cetvel kullanıyoruz öyle düşünün. Sadece cetvelle tabii ölçülmez bir şey ama hani oradan bir e, yakalayalım bilgiyi. Cetvelle ölçtüğümüz. Yani mutlaka bir ölçüm aleti gereken diye kalsın bu C aklınızda. Cetvel Buradaki T'den de tahmin diye bir şey aklınıza gelsin ve birbirine karıştırmayın bunları. Yani nicel işte sayılarla ifade ediliyor cetvel olduğu için. Nitelde de tahmin olduğu için işte az, çok, büyük, küçük, kısa, uzun gibi böyle daha çok e yorum yaptığımız şeyler. Şimdi bize niteli soruyor. Yani böyle tahminlerle yapacağımız bir şey soruyor. Ölçü aletiyle yapılır. Hayır. Ölçü aletiyle yapılan niceldi. Cetvelden aklımıza gelsin demiştik. Duy organları işte tam da bu tahmin. Yani sıcak diyoruz, soğuk diyoruz, yumuşak diyoruz, sert diyoruz. Yani duy organlarıyla yapabiliyoruz bunu. Tahmini ve net olmayan sonuçlar verir. Evet. Zaten tahminli olduğunu söylemiştik. E tahminler biliyorsunuz her zaman net olmaz. 2 ve 3 diyorum. Evet, burada da diyor ki e, yukarıda anlatılan olaylar fiziğin hangi alt alanı ile ilgilidir? Doğal ve yapay radyoaktivite sonucu bir atom çekirdeği, atom çekirdeğinden bakın bir şey yakaladım. İki parçaya ayrılabildiği gibi, ayrılabileceği gibi uygun şartlarda iki atom çekirdeği yine birleştirilerek daha büyük çekirdekli atomlar haline dönüştürülebilir. Şimdi bak diyoruz burada hep atom ve atomun çekirdeği ile alakalı durumlar var. E baktığımızda da şimdi mekanik neydi? Mekanik kuvvet, hareket, işte dinamik, statik gibi konularla ilgileniyordu. Katal fiziği e, yoğun haldeki maddelerin işte esneklik, iletkenlik, iletkenlik gibi özelliklerini bize açıklıyordu. Optik, ışık, ışığın yapısı, e, ışığın işte etkileri, girişim, yansıma, kırılma gibi olayları inceliyordu. Termodinamik ısı, ısı alışverişi, maddeler arasındaki Hısa alışverişini inceliyordu. İşte nükleer fizikten aklımıza gelsin. Nükleer, e, nükleustan aklınızda kalsın. Nükleus çekirdek demek. Atomun çekirdeğindeki bütün yapıları inceliyor. Zaten burada da birçok yerde çekirdek kavramını görmüştünüz. Şimdi dört öğrenci bir takım gözlemler yapmış. Bunları nitel ve nicel olarak sınıflandırmamızı istiyor. Hatırlayalım nitel. E, buradaki T'den aklımıza gelecekti. Tahmin. C'de cetvelden yani ölçüm aleti gibi düşünecektik. Daha kesin sonuçlar olan e, büyüklüktü. Şimdi bakalım. Ali demiş ki bugün hava çok sıcak ve nemli. Yani bu oldukça tahmini bir şey. Nitel bir şey ve kişiden kişiye de değişen bir şey. Birine göre sıcak birine göre e, o kadar sıcak olmamış olabilir. Bu o zaman nitel. Nitel. Veli deniz suyunun 2 metre. Bakın 2 metre ölçüm. Derinliklerdeki sıcaklığı 13 derece ölçülmüş. Bakın dikkat edin. Aletlerle ölçülmüş. Kesin sonuçlar var. Dolayısıyla nicel. Bulunduğumuz yerdeki atmosfer basıncı 752 milimetre civa. Bakın ölçülmüş. Bir ölçüm aletiyle, barometreyle ölçülmüş. Bu da nicel. Kuşun uçtuğu yükseklik 2150 metre olarak tespit edildi. Yani ölçülüm yapılmış ve tespit edilmiş. E, bu da yine nicel oluyor gençler. Peki ne oldu? Nitel yapan sadece Ali. Onun dışındakiler nicel yapmış. Dolayısıyla cevabımız Edirne olur. Aşağıdakilerden hangisi fiziğin alt alanı ve ilgilendiği konu yanlış verilmiştir? Bakalım. Mekanik hareket demiştik. Hareket ve onun etkileri, kuvvet gibi konularla ilgileniyordu. Termodinamik ısı demiştik. Termo buradan aklınıza gelsin. Termometre gibi düşünün. Evet, sıcaklık, ısı gibi kavramlar. Manyetizma ışık diyor. Işıkla ilgilenen optikti. Manyetizma ise işte e, maddelerin e, manyetik alan e, yayarak etrafındaki manyetik alanı e, inceliyordu. Elektrik vardı tabii yapısında bir de. Dolayısıyla ışıkla ilgilenmiyordu. Elektrik, elektrik akımı doğrudur. Atom fiziği de atomun yapısıyla ilgileniyordu. Manyetizma yanlış olmuş burada. Evet gençler umarım faydası olmuştur. Konu anlatım videosunu lütfen izlemeyi unutmayın. Tekrar hatırlatayım. Ee, bir başka videoda da görüşmek dileğiyle. Hepinize başarılar diliyorum. İyi çalışmalar.